Başkanım, değerli milletvekilleri, iyi akşamlar diliyorum. Son 15 yılda üniversite sayısı Türkiye'de 2,5 kat, öğrenci sayısı 3,5 kat arttı. Yurt sayısı da arttı, fakat öğrenci sayısı artışına bakıldığında talebi karşılamakta maalesef yetersiz. 2002'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 191 devlet yurdu varken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015-2016 rakamlarına bir göz attığımızda bu sayı 592 yurtların toplam kapasitesi 451.941. Yurt ve öğrenci sayısı arasındaki orantısızlık barınmanın üniversitelerin en öncelikli sorunlarından birisi olduğunu gösteriyor. Kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle öğrenciler ve aileleri çeşitli grupları kendilerine barınak temin ettikleri için aramak ve bunlarla temas kurmak durumunda kalıyor. Bu memlekette bir 15 Temmuz FETÖ faciası yaşandı. Dolayısıyla aileler bu konuda çok tedirginler. Kendilerinin gönül huzuruyla devletle illiyet olan barınma ve korunma yerlerinde kalmasını arzu ediyorlar. Bu sebepten dolayı sosyal devlet gereği öğrencilerimizin barınma imkanları konusunda alternatif üretmek ve bu sayıları artırmak durumundayız. Buna özellikle gayret etmek gerekiyor. Diğer yandan özel yurt ücretlerinin el yaktığını görüyoruz. Her dönem öğrencilerine, mekan arayan ailelere yardımcı olmaya gittiğimizde önemli bir sektör ve ciddi anlamda fiyatları artış içerisinde. Öğrenci artışı ihtiyacı karşılayamayan kredi yurtlar kurumları nedeniyle özel yurtlara öğrencileri yönlendiriyor. Ve bir başka konu öğrencilerin ulaşımıyla ilgili okullarını seçme veyahut da yurtlarını seçme şansları olmuyor. Yine kredi yurtlar kurumunda olsa bile fakültesiyle yurdu arasındaki mesafede iki vasıta değiştirmek zorunda kalıyor. Oysa okulların yakınlık derecelerine göre dağılım göz önünde bulundurulsa bu meselelerde daha çok çözüm üretecektir diyoruz. Barınma sorunundan kaynaklı bu problemler bir başka şekilde üniversitelere yakın yerlerde ev kiralarını çok ciddi anlamda artırdığını gösteriyor. En son emlak sitelerine bakıldığında, başta İstanbul olmak üzere, üniversitelere yakın yerlerdeki kira artışının diğer yerlere göre çok daha yüksek oldu. Öğrencilerin birkaçının bir araya gelerek öğrenci ev tutmalarından kaynaklı bu işin ev sahipleri tarafından istismar edildiği gerçeği kendisini gösteriyor. Ve öğrencilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de, bunu buradan ifade etmek durumundayız Sayın Milletvekilleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlanmış ve öğrenci harcı ve kredisi kullanmış çocuklar okulları bittikten sonra malumunuz hemen işe başlayamıyorlar. Fakat kredilerini yeniden ödemekle ilgili bir çizelge ortada ve borçlarını ödemek durumundalar. Şimdi burada birikmiş borçlarından dolayı bunun altından kalkamayan gençler var. Talep ediyorlar en azından faizleri silinse de ana parayı yapılandırsalar biz de bayram harçlıklarında büyüklerimizin elini öperek veyahut da başka yerlerden borçlanarak bu borcumuzu kapatsak diyorlar. Tabii ki en büyük problemimiz gençlerimizin istihdamıyla alakalı. İstihdam sorunumuzu çözmeden gençlerimizin verimli halde kullanılmasını sağlayamayız. Üretime dayalı bir ekonomi programıyla yeniden eğitimli insan gücümüzün üretime katma değer olarak üretilmesi konusunda katkı vermesi noktasında özel gayret sarf etmeliyiz. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bu geçmiş olduğu önemli süreçte biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ayrılıkları ve problem alanlarını tespit edip onun üzerinden siyaset yaparak sosyal yaralar açmak ve o kanamış yaralar üzerinden de siyaseten beslenmek yerine görmüş olduğumuz sorunları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak sorunların çözümüne dair görüş ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu başta Yükseköğretim Kurumu'nda kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin problemlerinin çözümüyle ilgili olan konular başta olmak üzere yine Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrencilerin daha verimli ve barınma imkanlarının sağlıklı yürütülebilmesi konusunda da konuyla ilgili birimlerle görüş ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti programından ve birikimli milletvekillerinden her zaman için istifade eden ve bunun sağduyusuna güvenen devlet yöneticilerine de bu vesileyle buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye bu süreçte ortak akılla, milli iradeyle daha iyi yapma durumundadır.
inşallah bu süreç daha sağlıklı bir yere doğru ülkemizi götürecektir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Ersoy.